Havelsan saha Expo öncesinde insansız kara araçları konusunda çok önemli bir anlaşmaya Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen projeyle attı ve yanımızda Sayın Genel Müdürümüz var. Öncelikli olarak insansız kara araçlarıyla bu anlaşma Havelsan için ne ifade ediyor? Bununla ilgili görüşlerinizi rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Havelsan için çok şey ifade ediyor. Çok zorlu bir maratonu geride bıraktık. Özellikle bir yıldan fazla süren test ve değerlendirme, yarışma sürecini geride bıraktık. Bu süreç içerisinde hem salgın koşullarından dolayı bir takım aksaklıklar yaşandı, hem de bizim yeni senaryolara uyum ve adaptasyon konusunda çok yönlü çalışmalarımız oldu. Ve insansız kara aracında istenen, beklenen hisleri sağlayarak güzel bir aracı otonom olarak ortaya çıkardık. Ve geçtiğimiz günlerde de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hazırladığı bir tören kapsamında da imza attık. Bu tabii daha önce icra komitesi tarafından verilmiş olan karar neticesinde olan bir şeydi. Burada artık bunun envantere girmesi ve seri üretiminin başlanabilmesi için atılan en büyük adım da aslında bu. Çok şükür alnımızın akıyla bu adımı geride bıraktık ve heyecanla bu araçları teslim edeceğimiz günü bekliyoruz. Sahaya indiriyorsunuz araçları. Ne zaman başlayacak testin? Böyle hedefiniz, bir planladığınız bir tarih var mı? Artık bu planlama süreci tedarik kapsamında belirlenecek tarihler ve takvim kapsamında olacak. Ama biz bunu en kısa zamanda yapmayı hedefliyoruz. Heyecanla bunu bekliyoruz. Önümüzdeki muhtemelen 2022 yılında bu hedefte gerçekleşmiş olur. Biz de bu başarıyı kendi şirketimiz, firmamız adına sahiplenmiş oluruz ve ülkemize de yeni bir şey kazandırdığımız için de bütün personelimizle, emeği geçen arkadaşlarımızla bunun keyfini yaşarız. Bir başka önemli projede bugün imza törenlerini gerçekleştirdiğiniz 3 şirketle Kovan. Biraz Kovan projesini izleyicilerimize anlatır mısınız? Tabii Havelsan savunma odaklı bir yazılım ve bilişim firması aslında. Bu anlamda ciddi entegrasyonlar yapmıştı geçmişte. Özellikle HVBS gibi, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi gibi, UYAP gibi, Seçsiz gibi önemli yazılımlara imza atmıştı. Ancak günümüzde kurumsal kaynak yönetiminde yerli bir yazılıma ihtiyaç olduğu birçok kesim tarafından dillendiriliyordu. Ve bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde bu konuda bir takım görüşmeler, çalışmalar yapıldı ve Havelsan'ın bu alanda en önemli aday, öncü ve lider firma olması gerektiğine karar verildi. Dolayısıyla Havelsan çalışmalarına başladı son hızla. Çok güzel bir noktaya geldik. Çerçeve yazılımının ve programın bütün bileşenlerin oluşturulması anlamında, isterlerin toparlanması anlamında iyi bir noktaya geldik. Bundan sonra da artık iş ekosisteminde diğer firmaların ekleyeceği yeni modüllerle dikey alanlarda, farklı alanlarda bu ürünümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugün 3 firmamızla bu anlamda işbirliği protokolü imzaladık. Bir Bilgi Adam firmasıyla Havelsan Kovan Akademi çalışmaları, eğitim modüllerinin hazırlanması ve bunun yaygınlaştırılması konusunda. Etia Bilişim'le hakeza insan kaynakları kısmında, bilin teknolojiyle de CRM, chatbot gibi dikey çözümlerin zenginleştirilerek, kovan ürünün zenginleşerek hayatımıza girmesini, kolaylaştırmasına yardımcı olacak bu firmalarımızla çalıştık. Ama daha fazla firmayla çalışacağız. Daha fazla ekosistem imkanlarını kullanarak bu ürünü yaygınlaştıracağız. Bu ürün aynı zamanda sürdürülebilir, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gidebildiği kadar sürdürülebilir bir ürün olması lazım ve bunun için de o firmalarımızın, iş ekosisteminin bize katkısı son derece kıymetli ve önemli. Ben tebrik ediyorum onlara da bu üründe payları, emekleri olacağı için. Nice başarılı projelere diyoruz. Umarız paydaş sayınız artar ki zaten Saha İstanbul'un da asıl amacı bu tür şirketlerin, üyelerin kümeleşmenin artması ve savunma havacılık sektörümüze de bir katkıda bulunması. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.